Cumhurbaşkanı seçimi birinci tur oylamasının ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde Türk siyasi hayatında ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup seçim takvimi sürecinde 20 Mayıs 2023 tarihinde yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemi başlamıştır. 15 Mayıs 2023 ile 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu paydaşları ile birlikte özellikle burada Dışişleri Bakanlığı'nın katkısını da belirtmekte fayda vardır. Yeniden ikinci tur oylamaya ilişkin pusulaların basım sürecini tamamlayarak yurt dışında 73 ülke, 151 temsilcilik, 16 merkez ile 46 gümrük kapılarına oy pusulalarını sorunsuz bir şekilde transferini gerçekleştirmiş ve ikinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanma süreci başlamıştır. Bu kadar kısa bir sürede bu işlemleri gerçekleştiren Yüksek Seçim Kurulu üyelerine, merkez teşkilatımıza, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerine ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yurt dışında oy verme işleminin sona erdiği 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme günü öncesinde 73 ülke, 151 temsilcilik ve 16 merkezden geri dönüş transferleri gerçekleştirilmiştir. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve bu sürecin zorluğu göz önüne alındığında Yüksek Seçim Kurulu'nun ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirlerine saygıyla sunuyorum. Kurulumuz seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlemiş ve 29-31 Mayıs 2023 tarihinde sona eren Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasına ilişkin itirazları dün kurulumuz değerlendirmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu itirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylama sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazetenin mükerrer sayısında 1-6-2023 tarihinde ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiştir.